Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde de videosunu yaptık. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından devam eden yegane savaş uçağı programı Milli Muharip Uçak haline geldi. Milli Muharip Uçak TFX'in envantere girmesi için 2028 gibi bir tarih öngörüldüğü için Türkiye bu aradaki boşlukta Türk Hava Kuvvetleri'ni genç ve diri tutabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni F-16 tedariği sağlamak ve elindeki F-16'ları modernize etmek istemişti. Bunun üzerine Amerika tarafından Türkiye'ye çıkartılan zorluklar, Türkiye'nin hali hazırda yürütmekte olduğu F-16 özgür modernizasyon projesine ağırlık vermesine sebep oldu. Bu projeye biz kendimizce Türk tipi F-16'lar adını veriyoruz. Çünkü gerçekten neredeyse A'dan Z'ye her türlü parçasında yerlileştirilmeye gidiliyor. Orijinal haliyle benzerlik koruyan tek yanı, F-16 uçaklarının dış gövdesi desek yanılmış olmayız. Ulaştığımız bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri seminerinde gerçekleştirdiği konuşmasında F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemler kullanılarak modernize edilmesini kapsayan Özgür projesinde, yani bizim Türk tipi F-16 dediğimiz projede seri üretim sürecine geçildiğini resmen ilan etti. Abdurrahman Şeref Can konuşmasının devamında, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayi şirketlerimizle yapıyorsak, modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük" ifadelerini kullandı. Türkiye kolları sıvadı ve Türk tipi F-16'ların geliştirilmesi için çalışmalara hız verildi. F-35'lerin bize verilmemesi üzerine Savunma Sanayi Başkanlığımız B planını devreye soktu ve 50 kişilik özel bir ekip hummalı bir çalışmaya girerek savaşan şahinlerin ömrünü 20 yıl uzatacak ve muhteşem yerli teknolojilerle adeta Türk tipi F-16 denilebilecek kadar farklı bir modernizasyon için kolları sıvamış durumda. Proje kapsamında ilk etapta 2023 yılına kadar 35 adet F-16 uçağının modernizasyon çalışmasının tamamlanması planlanıyordu. Fakat Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, son yaptığı açıklamayla envanterimizde bulunan tüm F-16'ların modernize edilebileceğini açıkladı. Yani yaklaşık 240 adet F-16'nın Özgür projesi kapsamında Türk tipi F-16'ya yükseltileceğini söyleyebiliriz. TUSAŞ tarafından yürütülen F-16 Özgür Modernizasyon Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Blok 30 savaş uçaklarının en güncel teknolojiyle donatılması için yeni ve yerli bir görev bilgisayarıyla birlikte milli mühimmatlara tam uyumlu altyapının kurulması, ayrıca Aselsan gibi firmalarımızın geliştirdiği milli teknolojilerin F-16'lara entegre edilerek uçakların millileştirilmesi hedefleniyor. Yerli modernizasyon projesiyle F-16 savaş uçaklarımızın uçuş ömürlerinin tam 4000 saat daha arttırılarak 8000 saatten 12000 saate kadar yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak iyileştirmeler ve yükseltmelerle F-16 savaş uçaklarımızın 2040 yılına kadar envanterde kalabilecek hale getirilmesi bekleniyor. F-16 tedariği hala Türkiye'nin askeri nitelikteki en büyük alım programlarından bir tanesi. Bu proje sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip savaş uçağı ihtiyacının karşılanması değil, aynı zamanda modern hava kuvvetlerini kurmamız için yerli savaş uçaklarına giden yolda savaş uçağı üretimini de öğrenmemize vesile oldu. Kuruluşundan bugüne F-16 savaş uçaklarını üretmeye devam eden ve bu uçağın tüm sırlarına vakıf olan TUSAŞ'ın öncülüğünde sürdürülen yerli modernizasyon projesinin tamamlanmasıyla Türkiye envanterinde bulunan savaş uçaklarının ömrünü yarı yarıya uzatmış olacak. 2000'li yıllarda dünyanın en büyük silah ithalatçılarından birisi olan Türkiye'yi
tamamen kaybetmek üzere olduğunu fark eden Batı dünyası, kendi elleriyle bağımsız bir süper güç ortaya çıkarttıklarının farkına vardı. Çılgın Türkler, bizim satmadığımız her şeyin yerlisini bir şekilde üretiyor diyen Batı medyası, şu anda hükümetlerine Türkiye'ye karşı uygulanan ambargoların ve çıkarılan zorlukların kaldırılması için baskı uyguluyor. Bu durumun en güzel örneklerinden birisi de Amerika'da yaşandı. Amerika'nın en büyük ve alanında otorite sayılan basın kuruluşlarından Business Insider'da yayınlanan bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar büyük bir stratejik hata yaptığını açık bir şekilde ortaya çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargoların Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine neden olduğu belirtilen haber, Amerikan kamuoyunda Türkiye tartışmalarının tekrar başlamasına vesile olurken, Amerika'daki pek çok savunma sanayi uzmanı ambargo kararlarıyla Amerika'nın istediği sonucu elde edemediğini, aksine bu kararlar sonucu yalnız bırakılan ve silah satılmayan Türkiye'nin çareyi yerli üretimde bularak güçlendiğini söylüyor. Dünyaca ünlü Business Insider, son dönemde Türk savunma firmaları, silah sistemleri ve savaş gemileri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretimini arttırdı. Artan bu yatırım, Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçılarından biri haline getirdi diyerek okuyucularına Türkiye'nin son dönemde başlattığı milli savunma hamlesini aktardı. Dünya çapında basın organlarında çıkan Türkiye övgülerinin ardı arkası kesilmezken, tüm bu yayınlarda özellikle ambargo kararlarının Türkiye'yi güçlendirdiği mesajının verilmesi, çok yakında alınan bütün bu kararların geri çekilebileceği mesajı olarak okunabilir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.